HDP ile birlikte, PKK'nın siyasi şubesiyle birlikte kazanacağı bir seçimin Türkiye'yi kaosa daha da ilerisine götürebileceğini endişesi taşıyorum. Açıkça söylüyorum. Çünkü PKK'nın sözcüleri öyle hadsizleşti ki son dönemlerde sanki bir siyasi parti genel başkanı ya da temsilcisi gibi açıklamalar yapıyorlar. Seçimden yana tavırlarını koyuyorlar. Ve açık ve net olarak Millet İttifakı'nın altılı masanın adayı, ki o masaya yedili masa demek daha doğru olacaktır. Çünkü HDP artık fiili olarak masada yer almasa da, resmi olarak yer almasa da fiili olarak yer almıştır. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştır. Çok açık ve nettir. Dolayısıyla da şu olacaktır. Bakın açık ve net söylüyorum. Çıksınlar olmayacak desinler. Ola ki bir Millet İttifakı HDP işbirliğiyle kazanılmış bir seçimde Suriye'ye yönelik harekatlar duracağı gibi oradaki askeri varlığımız geri çekilecek, kazanımlarımız kaybedilecek ve orada Amerika niye Cumhur İttifakı'nın devamını değil de Millet İttifakı'nın kazanmasını istemektedir? Çünkü başkası olacağına güneyimizde PYD olsun diyen bir Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istemektedir. Aynı şekilde Avrupa yerel yönetim özellik şartını getireceğini söylemiştir. Yani Türkiye'nin bir bölgesine özellik vereceğini çok açık ve net ifade etmiştir. Bunlar Türkiye'yi bölmektir, bunlar Türkiye'yi parçalamaktır. Kayyumların atandığı belediyelere tekrar PKK-HDP belediye başkanları atayacağını söylemektedir. O belediye başkanları durup dururken alınmamıştır. Anayasaya ve yasalara göre alınmıştır. Hal böyleyken, bütün bunlar ortadayken biz bunlar yokmuş gibi davranamayız. Normal bir seçimmiş gibi davranamayız. Özellikle ülkücü ve Türk milliyetçisi camiamıza da sesleniyorum. Bizim arkadaşlarımız, bizim ülküdaşlarımız, bizim kardeşlerimiz onlar. Öfkeleriniz olabilir, kızgınlıklarınız olabilir, kırgınlıklarınız olabilir. Ama bir tarafa devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, üniter yapısını, Türk milletini, yani Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milletini ve bu milletin istiklalini ve istikbalini koyacaksınız. Bir tarafa da kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi, dargınlıklarınızı koyacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Zaman kırgınlıklarınız, küskünlükleriniz ve öfkeleriniz üzerinden yanlış bir kararla PKK ile işbirliği yapanların yanında durarak devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini tehlikeye atma zamanı değildir. Ve ben inanıyorum ki her bir Türk milliyetçisi ve ülkücü kardeşim, ülküdaşım sandığa gittiğinde bu duyguları, yani devletin varlığına olan bağlılığı, ülkesinin bütünlüğüne karşı olan bağlılığı ve milletine karşı olan sevgisi ağır basacak ve sandıkta Cumhur İttifakı'na evet diyecektir. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde. Ben hiçbir ülkücü ya da Türk milliyetçi düşünemiyorum ki HDP ile işbirliği yapan, yani açıkça PKK ile işbirliği yapan, çünkü ne dedi Sayın Akşener? HDP eşittir PKK. Biz de altına imza atıyoruz. Aynen tersi. PKK eşittir HDP. Dolayısıyla da PKK'nın desteğini almak HDP'nin desteğini almaktır. HDP ile işbirliği yapmak PKK ile işbirliği yapmaktır. Hiçbir ülkücü ya da Türk milliyetçisi PKK ile ya da onun siyasi şubesi, uzantısı HDP ile işbirliği yapan ya da onun desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemez, bir ittifaka da evet demez. Ve dememelidir. Bizim kapımız da, gönlümüz de hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Cumhur İttifakı olarak milletimizin her bir ferdine ve özellikle de tüm ülkücülere, tüm Türk milliyetçilerine, vatanseverlere, milletperverlere açıktır.